Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızda yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Mesleki liseleri konuşmaya devam ediyoruz efendim. Çocuklarımızı meslek liselerine göndermeye gayret gösterelim. Eğer el becerileri var ise ve yetenekleri var ise onları kör etmeyelim. Tabii ki normal okullara da gidecekler. Sınavlarda başarılı olan veya başarısız olan diye ayırt etmeden hangi kategoride ne istiyorsa çocuklarımız onlara yol gösterici olalım diye biz de karınca kararınca bu tür programları yapmaya çalışıyoruz efendim. Devlet okullarımızı tanıtıyoruz aslında. Devletimizi tanıtıyoruz. Devletimizin yüzünü öğretmenlerimizle, müdürlerimizle tanıtmaya çalışıyoruz. Devletimizi temsilen gelen müdürlerimiz okullarını en iyi şekilde anlatıyorlar. Ki bazı meslek okulları var. Özel çocuklarımızı anlatan, özel çocuklarımızı yaşatan, özel çocuklarımıza önem veren, özel çocuklarımıza o özelliklerini hissettirmeden onlara özel duygularla yaklaşan öğretmenlerimize, müdürlerimize, idarecilerimize, oradaki temizlik personelimize sevgi, saygılarımı sunuyorum. Ayakta hepsini alkışlıyorum efendim. Şimdi ise tabii yine özel okullardan bir tanesi. Özel okul dediğimiz özel statüde değil. Devletin okulu ama özel yetenekli diyeyim çocuklarımıza. Özel çocuklarımızın okullarından bir tane daha olan Başak Özel Eğitim Meslek Okulu. İsmi çok güzel. Başak. İnşallah Başak açar da evet. O özel çocuklarımız da o güzelliklerle altın gibi, pırlantalar gibi saçarlar tüm dünyaya. Evet, o okulumuzun müdürü saygıdeğer Enver Yumru ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız Sedat Bey? Teşekkür ederim ama önce şöyle bir Enver Yumru'yu izleyicilerimiz tanısın. Enver Yumru kimdir efendim? Efendim ben eğitim itibariyle üniversite rehberlik ve psikolojik danışma alanında mezun oldum. Sonrasında belli bir süre sonra da Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim yönetiminde yüksek lisansı tamamladık. Yaklaşık Denizli ilinde farklı okullarda 2005 yılından beri farklı rehber garajlama merkezinde özel eğitim okullarında yöneticilik yapmaktayım. Halihazırda okulda da 2014 yılında da işitme engelliler okulunda okul müdürlüğü yaparken de işte bakanlığımızın tasarrufu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmudoğumuz Bey'in önderliğinde yeni bir özel eğitim okulu açılması gündeme geldi. İşte sizin de ismini ifade ettiğiniz gibi güzel bir isimle bu okul doğdu. Başak Özel Eğitim Meslek Okulu. Orada da işte yaklaşık bir Haziran ayında bu okul resmi açılışı yapıldı. O tarihten itibaren şu anda oranın da müdürlüğünü de yürütmekteyim. Evet hocam. Özel çocuklarımız dedik. Özel eğitimli çocuklarımız olacak. Hı hı. Başak gibi açacak hepsi inşallah. İnşallah. Hep birlikte buna destek olacağız. Öncelikle okulunuzu bir anlatın hocam. Evet. Okulunuzun durumunu anlasın. Evet. Okulunuzun iç dizaynını anlasın. Hı hı. Neler yapılıyor? Ne tür mesleki konulara ağırlık vereceksiniz? Evet. Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Böyle bir anlatalım. İzleyicilerimizi evet. Rahatlatmış bir şekilde. Söz ve kürsü sizde hocam. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi teşekkür ediyorum. Öncelikle Pamukkale TV ailesi olarak başta sizlere ve tüm yönetime böyle bir imkanı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü bizim böyle hani defalarca sizin kapınızı çalsak dahi sizin böyle bir niyetiniz, bir önceliğiniz, bir arzunuz olmasa bu imkanı biz bulamazdık. Onun için başta sizlere teşekkür ediyorum. Diğer yandan da bizlere bu desteği sağlayan, her zaman bize güvenen yöneticilerimize, başta ilçe Milli Eğitim Müdürümüz, kaymakamımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Oğuz Bey olmak üzere tüm yöneticilerimize de bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Şimdi Başak Özel Eğitim Meslek Okulu nedir? O anlamda ifade etmek gerekirse biraz önce işte Çamlık Özel Eğitim Okulu'nda Yavuz Bey de tüm ayrıntılarıyla bir çerçeve çizdiler. Bu anlamda Başak Özel Eğitim Okulu da 3. kademe dediğimiz lise düzeyinde yani orta öğretim düzeyinde hafif zihinsel yetersizliği olan öğrencilerimizin eğitim alabileceği bir okul. Gene bizim okulumuzda ortaokulu bitiren rehber garajlama merkezi ve hastanelerin belli bölümleri tarafından tanımlaması yapılan hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerimizin devam edebileceği bir lise. Peki bizim okulumuzda nasıl bir eğitim? Sonuçta bizim meslek okullarındaki gibi, Çamlık Meslek Okulu'nda veya diğer meslek okullarındaki gibi hem akademik hem de mesleki eğitim bir arada oldu. Entegre bir eğitim söz konusu. Nedir? 9. sınıflarda bir daha çok akademik eğitimin ağırlıkta olduğu bir eğitim. Artık 10. sınıftan itibaren de alanlara ayrılarak bir daha çok alan, işte belli bir mesleki alana yönelik olarak eğitim veren bir okulumuz.
Hali hazırda okulumuz, başta da ifade etmeye çalıştığım gibi, işte 4 Haziran tarihi itibariyle bakanlıktan açılma onayı alındı. 2 aylık bir süreçte biz fiziki olarak okulumuzu hazırlama gayretindeyiz. İnşallah işte 31 Ağustos'ta gönül arzu ediyor ki bu pandemi sürecinden bir an önce atlatalım ve biz öğrencilerimize kavuşalım istiyoruz. Çünkü uzun soluklu bir ara vermiş olduk. Bu anlamda öğrenci olmayınca okulların hiçbir anlamı ifade etmiyor. Boş binalara gidip gelmek insanın içini acıtıyor, inanın. O anlamda biz de 31 Ağustos'a kadar okullarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Mevcutta iki alan, mesleki alan açılması ile ilgili bizim teklifimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şu an onay sürecinde bu alanlar. Bunlar da nelerdir? Bir yiyecek içecek alanı, bir de konaklama seyahat alanı konusunda bizim teklifimiz oldu. Bu iki alanın, işte ilimiz düzeyinde bu iki alanın bu çocuklarımız için hem uygulama alanı bulabileceği, hem lise sonrasında bu okulu bitirme sonrasında da bu okulu bitirme sonrasında çocuklarımızın İslam konusunda biraz daha bu alanlarda avantajlı olabileceği konusunda bir fizibilite çalışması sonrasında alanda çalışan arkadaşlarla, direkt türdeş okullarla bir değerlendirme sonrasında bu iki alanın doğru olacağı konusunda bir kanaat oluştu. Buna bağlı olarak biz teklifte bulunduk. Bu da işte süreç, önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bunu İl İslam Kurulu'na taşıyor. Orada bu onun onaylanması halinde bu alanlara açılıyor. Bu tahmin ediyorum bu işte 31 Ağustos'ta okulun açılmasıyla birlikte bu alanlarda yetişecek ve bu iki alanı biz de 10. sınıftan itibaren öğrencilerimizin bu alan seçimiyle birlikte eğitime başlayacağız diye düşünüyorum. Hocam, seviyor musunuz işinizi? Estağfurullah. Yani hayır. Seviyor musunuz deyince böyle nasıl ifade edeyim? Hani çok heyecanlısınız. Severek anlatıyorsunuz. Yani sizi diğer meslek liselerinden ayıran çok büyük bir özellikler var mesela. Zaten şöyle, öğretmenlik içinde 1739 sayılı bir teşkilat kanunu vardı Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Geçin, kanunu manunu geçin. Yani orada şöyle bir şey geçer. Öğretmenlik ihtisas mesleğidir diye bir ifade geçer. Hani teoride böyle geçer. Evet. Peki dediğiniz, aynı sizin ifade ettiğiniz gibi. Peki orada yazılı kaldığı zaman hiçbir şey ifade etmez. Burada neyi ifade ediyor? Siz işinizi sevmiyorsanız hiçbir şey anlam ifade etmez. Şimdi farklı zamanlarda geçmiş deneyimlerimizde her türde arkadaşlarımızla çalıştık. Hepsini ben tenzih ederim ama zaman zaman şunlar olur. Doktora yapmış olsanız dahi alanda siz işinizi sevmiyorsanız maalesef öğrenciye bir şey aktaramazsınız. Zaman zaman şu örneği veririm ben kendimce. Bir sınıf öğretmeni ya da bir öz eğitim öğretmeni. Yeri geldiğinde, çok affedersiniz, çocuğun burnu aktığında siz çıkarıp cebinizden mendili çocuğun burnunu silemiyorsanız bu bir göstergedir. Aman böyle çekince davranıp da şöyle olur böyle olur diye davranırsanız bu olmaz. Bu sonuçta içten gelen bir şeydir. Böyle okumayla, yani yüksek lisans yapmayla, doktora yapmayla maalesef bunlar kazanılmıyor. Evet. İşinizi sevmediğiniz sürece bu içtenlik olmuyor. Çok küçük çocuk da, zihinsel kapasitesi ne olursa olsun, her düzeydeki insan da sizdeki bu samimiyeti, işinize olan yaklaşımınızı, sevginizi çok iyi anlıyor. O anlamda tabii ki işimizi çok seviyorum. O anlamda iddialı olduğumuzu ifade edebiliriz. Şimdi buyurun. Çocuklarımızın ebeveynleri veya evet, sizi izleyen, şu an bizleri izleyen evet, dünyada izleyicilerimiz var. Hı hı. Denizli'de de tabii bu izleyicilerimizden bir kısmı da çocukları, özel çocukları evet, olanlar evet, var. Evet. Bu tür özel çocukları olanlar neler yapsınlar hocam? Yani evde bakmak gerçekten bazen çok büyük yükümlülük veriyor. Evet. Ne kadar da maddi açıdan para da dökseniz evet, önünde bir yükümlülük var. Yani yükü ağır oluyor. Neler yapsınlar hocam? Siz psikolojik yönden başlayın lütfen. Siz içirsiniz şu an. Neler yapsın aile? Sizin kapınızı çalsınlar mı? Bazen utanıyorlar. O evet, utangaçlıklarını evet, atsınlar mı? Buyurun hocam, söz sizde. Konuşabileceğiniz ya da konuşun hocam. Şöyle ifade edeyim. Şimdi Denizli ili bu anlamda özel eğitim ve engelli eğitimi konusunda şanslı bir il. Denizli halk açısından ifade ediyorum. Tabii ki nihai olarak gönül arzu ediyor ki hiç böyle bir alan olmasın. Hiç böyle bir çocuklarımız olmasın. Hiç böyle bir çocuklara sahip olan aileler olmasın. Ancak hayatın gerçeği ve realitede Türkiye'deki oran kadar dünyada böyle bir realite var. Hep böyle yuvarlak bir ifadeyle işte toplumun %10'u engel olarak ifade edilir. Zaman zaman bu rakamı da ben kendimce şahsen hani haddim olmayarak sorgularım. Neden? %10 çok büyük bir rakam. Örneğin Denizli ilini özel aldığınızda 1 milyon nüfusun burada 100 bin engelli rakamı. Ancak bu engelli oranların içinde işte böbrek rahatsızlığı gibi, kalp rahatsızlığı gibi bunlar dahil olduğu için oran yükseliyor tabii. Bizim daha çok tabii ki alanımız itibariyle, işimiz itibariyle eğitim kısmında muhatap olduğumuz için aileler. Burada Denizli hangi anlamda şanslı onu ifade etmek gerekiyor. Türkiye'de engelli eğitimi konusunda okul türü itibariyle Türkiye'de herhangi bir ilde olup da Denizli'de olmayan okul yok. Örneğin zihinsel
yetersizlikle ilgili, hafif düzeyde zihinsel yetersizlikle ilgili okullarımız var. Orta ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocuklarımızla ilgili okullarımız var. O çocuklarla ilgili okullarımız var. Diğer yandan 0-6 yaş zihinsel yetersizliği olan çocukların gidebileceği anaokulumuz var. İşitme engelliler okulumuz var, görme engelliler okulumuz var. Diğer yandan da gene özel eğitim kapsamında değerlendirilen ancak farklı bir boyutta olan üstün ve özel yetenekli öğrencilerin de devam edebileceği bilim sanat merkezlerimiz var. Bu anlamda örneğin bir Ankara'da bulunup da A türüne yönelik olarak bir özel eğitim okulu olup da Denizli'de olmayan bir okul yok. Bu anlamda Denizli halkı ve bu tür engelli öğrenciler açısından Denizli bir şans. Peki aileler ne yapmalı? Bu anlamda özel eğitimde hani biraz önce siz hani teorik anlamda yaklaşmayın dediğiniz zaman sonuçta bir dayanağımız olmak durumunda. Erkenlik diye bir ilke var. Erkenlikten kasıt şu. Süreci ne kadar erken başlarsanız o kadar fazla hızlı yol alırsınız. Evet. Başta ailelerimiz arasında şunu ifade edebiliriz. Çocuğumuzda bir şey tespit ettiğimiz zaman buradan çekinmememiz gerekiyor. Burada çocuk işte belli yaşlarda tepkiler vermesi gerekiyor. Her 6 ayda bir bunların gelişim dönemleri var. Çocuk geç konuşmaya başladıysa bunu araştırmamız gerekiyor. Belli bir süre sonra ya işte kuzenlerinden, akranlarından çocuğun gelişimiyle ilgili, yürümesiyle ilgili, bir takım algılamalarıyla ilgili, renk kavramıyla ilgili bir takım gecikmeler varsa bunlarla ilgili bir uzmana götürmek gerekiyor. Çünkü bu gecikmeler ileride daha da bu mesafenin kapatılmasına yönelik olarak bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Ha bu konuda bir uzmana gittik. Bu hastane olur ki Milli Eğitim'e bağlı olarak tamamen ücretsiz hizmet veren rehberlik araştırma merkezlerimiz olur. Diğer yandan bizim okullarımız olur. İşte çocuğun işitme sorunu vardır, işitme engelli okullarımız. Görme sorunu vardır, görme engelli okullarımız. Ya da zihinsel kapasiteyle ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünüyoruz çocuklarımızla ilgili. O okullarımızda bu konuda ailelerimize tüm açık yüreklilikle, samimiyetiyle her konuda yardımcı olabilir. Bu anlamda ailelerin çekince koymamasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü kısa süreli koyduğumuz çekince ya geçer. Daha çok da şunu yaşıyoruz maalesef. Sonuçta bir erkek olarak şundan da ben açık yürekli de ifade edebilirim. Genelde bu türde yükü daha çok maalesef kadınlar çekiyor. Erkek biraz daha işte ben işle ilgileniyorum. Evden biraz da bunu aslında psikolojik olarak bir kaçma olarak da ifade edebiliriz. Tüm sorumluluğu sanki anne taşıyormuş, o taşımak zorundaymış gibi hissederek anneler daha çok bu konuda kendine kaygı ediniyor. Erkek farkında ama belki yüzleşmek istemiyor. Belki bunu ifade etmekten çekiniyor. Bu anlamda maalesef böyle bir süreç yaşanıyor. Burada aile bir bütün. O çocuk hep sonuçta bir bütünün bir varlığı. Dolayısıyla anne baba bir ortak hareket edip de varsa bir sorun bu sorunun üstüne çekinmeden gitmesi gerekiyor diye tavsiye edebilirim. Çok güzel. Yani öncelikle biz okulun işini yani içeriğini öğrenmemiz gerekiyor. İçeriğini öğrendikten sonra evet dediniz ya en büyük yük annelerde, kadınlarda. Sanki kadınların üzerine büyük evet. Yükmüş gibi. Siz de o yükü yarıya indirmek için çaba sarf ediyorsunuz hocam. Peki çocuk kaç yaşında? Tamam yapıldı, gitti araştırma merkezlerinde. Evet çocuğunuz, çocuklar sizin okula gelme statüsüne geldi. Evet. Kaç yaşından kaç yaşına kadar hizmet veriyorsunuz hocam? Yani aldığınız çocuk 13 yaşında veya 10 yaşında mı alıyorsunuz? 25-27 yaşına kadar mı hizmet ediyorsunuz? Şimdi bilmiyorum. Başak Özel Eğitim Meslek sonuçta konu itibariyle tabii. Oradan başladık. Başak Özel Eğitim Meslek Okulu'nda ortaokulu bitiren. Şimdi normal yaşlarda 14 yaşında itibaren ortaokulu bitirme yaşı genelde o civarda. 2 sene uzatmayla birlikte bu 16 yaşa kadar uzayabiliyor. Ancak bizim okula başlama konusunda bir yaş sınırı yok. Nasıl? Örneğin öğrenci herhangi bir ortaokulda mezun oldu. 16 yaşında mezun oldu. 2-3 yıl ara verdi. Nasıl ara verdi? Başka bir liseye, açık liseye kaydoldu. Orada devam edemedi. Sınıfta kaldı. 17, 18, 19, 20. Diyelim ki 21. 21 yaşına geldi öğrenci. Bizim okulumuza şartlara uygunsa tabii. Yani nedir bu şartlar derken? Hastaneden alınacak rapor, rehberlik araştırma merkezinden alınacak rapor o şartlara uygun ise bize gelmesi halinde bu okula gelmesi açısından bir yaş sınırı yok. Yani okula kayıtta yaş sınırı yok. Sadece okuldan mezun itibariyle 27 yaşa kadar işte öğrencinin bizim okulumuzda eğitimi tamamlaması gerekiyor. Yani 27 yaşını doldurduktan sonra öğrenciye biz okulumuzda eğitim öğretim kapsamında değerlendiremiyoruz. Öğrenci 25 yaşında geldi okulumuza. Peki 27 yaşında mezun olan ne olacak? Bu durumda da yaygın eğitim dediğimiz halk eğitim merkezi bünyesinde olan gene engellilere yönelik olarak kurslar var. Oraya yönlendirebiliyoruz. Yani tekrar ifade etmek gerekir, toparlamak gerekirse de bizim çocuklarımızla ilgili kayıt yaşında herhangi bir sınırlama yok. 16, 17, 18, 20, 21 hiçbir sınırlama yok kayıt yaşı itibariyle. Ancak mezuniyette bir sınırlama var. O da nedir? 27 yaşına kadar öğrencilerimiz bizden hizmet alabiliyorlar. Neden 27 hocam?
27 burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu 4+4 sisteminde o yanılmıyorsam 2012 yılında herhalde o kanun geçmişti. O yılda koyduğu bakanlığımızın mevzuat çerçevesinde koyduğu bir üst sınır. O da şöyle, hani kanuna bağlı yorum yaparak şunu söyleyebiliyorum. Sınır koymadığımız zaman bu çocuklarımızda 27, 30, 40, 50 burada bir sınır koymak gerekiyor. Yani 20 yaşındaki bir çocukla düşünün, bir işte genç yetişkinle 40 yaşındaki bir bireyin aynı ortamda bulunması burada fiziksel, sosyolojik, pedagojik anlamda bir takım sıkıntılar doğurabiliyor. O anlamda nasıl işte ilkokul, ortaokul kademeleri ayırmışsak yaşları itibariyle, bu anlamda bizim çocuklarımız öz eğitime ihtiyacı olsa dahi bir alt ve üst sınır bu şekilde koymak gerekiyor diye düşünüyorum şahsen. Mantıklı. Hocam, buyurun. Özellikle sizin okullarınıza dışarıdan baktığınız zaman ayrı bir dünya, içeriye girdiğiniz zaman çok çok ayrı bir dünya ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şimdi toplumun yapısını soracağım size. Toplumun yapısı, anlayışı ve size bakış açısı derken yani okula, okula. Sizi okul temsil eder size. Okula bakış açıları nasıl hocam? Yani siz bu işin artık üstadısınız. Estağfurullah. Yıllardır bu işin içerisindesiniz. Sizi daha iyi anlayabiliyorsunuz aslında. Bizler sizi anlamamız için işin içerisinde olmamız gerekiyor. Nasıl bir anlayış şekli oturmalı? Türkiye'de, Denizli'de oturdu mu bu anlayış, oturmadı mı? Daha yol kat edeceğimiz sorunlarımız, nedenlerimiz, niçinlerimiz var mı efendim? Şimdi bu anlayış tabii ki yaşam, hayat, dinamik bir süreç. Hep sürekli bir gelişim gerektiriyor. Evet. Bu anlamda Denizli'de bu iş oturdu, artık bir şey yapmak gerek yok demek çok böyle ukala bir tavır oldu. Doğru bulmuyorum. Bu anlamda tabii ki Denizli, okul türlerinin olması, bu anlamda sivil toplumun çok gelişmiş olması, çok farklı türde ve çeşitli alanlarda sivil toplum örgütlerinin bu konuda farkındalık çalışmalarını yapıyor olması Denizli açısından, dolayısıyla bizler açısından bir şans. Neden? Çünkü sonuçta biz belki A iline, B iline göre bir takım şeyleri temelden başlamıyoruz, sıfırdan başlamıyoruz. Belli bir aşamadan başlıyoruz. Ama gene de tabii ki çok böyle istenen seviyede mi? Hayır. Örnek şöyle biraz da somutlaştırmak gerekirse nasıl? Hala belki bizim okullarımız açısından hani biraz önce Yavuz Bey'le olan programımızda da geçti, şöyle bir anekdot geçti, onu hatırlıyorum. Hani biz sanki çocuklar bize geliyorlar, biz böyle bakım evi gibi çocuklar sabah geliyorlar, hiçbir şey yapmıyoruz, çocuklara idare ediyoruz böyle, yemek yemeyi öğretiyoruz. Ha, ağır düzeyli çocuklarımızla ilgili bazı okullarımız var ama başak öz eğitim okulunda bu değil. Sonuçta bu çocuklara biz akademik anlamda temel düzeyde bir takım dersleri veriyoruz. Türkçe, matematik, dört işlem, bunları vermeye çalışıyoruz. Diğer yandan da mesleki eğitimle ilgili dersler veriyoruz. Bu yaşın gerektirdiği, bu işte düzeyin gerektirdiği eğitimler de veriyoruz. Bir de belki öz eğitim öğrencisi deyince dışarıda belki ha buraya engelliler gidiyor, işte belki şöyle hiç çevresinde, yakın çevresinde veya tanıdığında yoksa belki de bizlere ya yazık işiniz çok zor gibi bakış açısı olabiliyor. Pek hakeza çok zor değil, biz de keyif alıyoruz. Neden? Çünkü sonuçta hani sizin yaptığınız içerisinden de artıları eksileri var. Hiçbir iş böyle çok güzel işte çok dört dörtlük diyemeyiz. O anlamda her işin kendine göre içinde barındırdığı bir takım riskler var. Artıları var, eksileri var. Ama bizim yaptığımız içerisinden şu boyutu çok belki öne çıkıyor. Çok vicdani gerektiren bir iş. Vicdani anlamda bizi motive eden, tatmin eden bir iş. Çünkü şöyle düşünüyorum, yani biz o çocuğa böyle davranmasak, aileye böyle davranmadığımız zaman bu çocuk benim herhangi bir olumsuz tavrım nedeniyle okuldan uzaklaştı, işte evde oturdu, hiçbir şey dışarı çıkmadı. Bunun bende olumsuz oluşturduğu yargı beni çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla hep böyle her defasında kendi kendime bunlara iyi davran, sıfırdan başla, hep böyle sıcak yaklaşım göster, hep pozitif yaklaş anlamında kendi kendimi motive ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımız da bu anlayışta zaten. Keza zaten burada eğitimde de bunlar hep bize yükleniyor. Çünkü işimiz zor demek istemiyorum. Sorumluluğu ağır. Çünkü sonuçta çocuk olarak da, ailesi olarak da normal bireyler değil. Çocuk düşünün, biz öğrenin sabah 9'da 3 arası çocuklarla beraberiz. Zaman zaman zorluklar olmuyor mu? Oluyor. Peki bu zorluklar oluyor diye ya şöyle böyle şikayet etmemiz gerekiyor. Hayır, kesinlikle. Böyle bir lüksümüz yok. Diğer yanında aileleri de anlıyoruz burada. Biz 9'da 3 arası 6 saat çocuklarla zaman zaman zorluklar yaşarken bir de aileyi düşünün. 24 saat bu çocuklarla anne, baba, kardeşler bir arada, onlar neler yaşanıyor ve bunları düşünerek biz de daha dikkatli, daha titiz davranıyoruz işimizde.
Yani hiçbir şekilde böyle. İşimiz zor, aman şöyle böyle burun kıvırma ya. Yani ağız mı? Aman. Ama kesinlikle böyle bir lüksümüz yok. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımızla da aynı anlayışa sahip olmaya çalışıyoruz. Onlara anlatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman tabii ki insanın olduğu yerde farklı bakış açıları, farklı davranış kalıpları pekala olabilir. Bu anlamda birbirimizi böyle işte otokontrolle birlikte yardımcı olmaya, destek olmaya, motive etmeye çalışıyoruz. Tabii meslek grupları da önemli. Yani meslek, şimdi tabiri caizse cahilliğime verin lütfen. Estağfurullah. Ben sizi tanımamış olsaydım, ben halen sizin bakım hizmeti yaptığınız bir okul gibi görecektim. Siz dediniz ya, bakım evi gibi görüyorlar diye. Biz de öyle görüyorduk hocam. Yani yabancı yok. Şu an karşınızdaki şahıs da o tür görüyordu. Aslında bizim mi öyle gördüğümüz, sizin mi anlattığınız böyle diye düşünüyorum. Ama ortak noktayı bulmak lazım. Ama evet, bizim toplumumuz, özel eğitimli çocuklarımızdaki vermiş olduğu değeri biraz daha aşılamak gerekiyor aslında. Anlatmak lazım, yaşamak lazım. Kesinlikle. Neler yapabiliriz? Şu an siz konuşurken aklımda bir sürü proje üretiyorum. Ne yapabiliriz? Evet, çocuk, 3-5 çocuğu alıp şöyle derslerindeki çalışma hayatlarını çekip sonra sizden ayrıldıktan sonra ailesine gönderdiğiniz zaman ailesindeki hayat şartlarını onları anlatırsak, onları izleyeceğimizi bulursak daha çok iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi hani ben böyle tabiri caizse sıça köşkte oturup da biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, anlatıyoruz. Çok güzel anlatıyoruz da ama bugüne kadar ne yaptınız anlamında, hani sizin o kafanızdaki burası bakım evi mi değil mi anlamında yargıyı değiştirmek için ben ne yaptım anlamında bir öz eleştiri yapmam gerekirse, tabii bizim de bu anlamda yerine getirmediğimiz bir takım sorumluluklar olabilir. Nedir? Daha fazla kişiye bu okulları anlatma. Hiç ihtiyacı olmayabilir ailenin. Hocam. Ama nedir? Çevresinde en azından böyle ihtiyacı olan insanların buraya yönlendirmesi anlamında. Ya da işte sonuçta devletimiz bu anlamda her şeye muktedir. Hani şuna ihtiyacınız var, buna ihtiyacınız var dersek bu anlamda çok yanlış yapmış oluruz. Fiziki anlamda, işte okulun işleyiş anlamında böyle aman aman böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Tabii ki bu anlamda işte burada destek olmak isteyen olursa bu çevrede bunlar destek sağlayabilir. En büyük burada özellikle vurgulamak istediğim benim farkındalık. Farkındalık da ne? Bu okullar var. Farklı farklı Denizli'de işte yanlış hatırlamıyorum şu an Denizli, Pamukkale ve Merkez Efendi olarak merkez ilçede 13 ayrı türde bu türde okullarımız var. Farklı farklı yaş grubuna, engel grubuna hizmet veren farklı okullar var. Belki bu okulların Denizli halkı tarafından, yani ihtiyacı olması şart değil başta söylediğim gibi. Onlar tarafından buna tanınması, en azından böyle çocuklar buralarda eğitim alıyorlar. İşte Yavuz Bey'in çok güzel ifade ettiği gibi bu ürünleri ortaya koyuyorlar. Ben de her zaman takdir ediyorum bu araç yıkama atölyesi bu anlamda belki de çok ekonomik bir ücretle birlikte gayet güzel işler yapıyorlar. Bunların belki Denizli halkına anlatmasıyla birlikte engelliler demek ki imkan verildiği ölçüde, çaba sarf ettiği ölçüde bunlar da kendi hayatlarına idame ettirebiliyorlar. Bir şeyler yapabiliyorlar anlamında halkın bu çocuklarımızı, aileleri tanıması anlamında da bizim de bir takım şeyleri yerine getirebilir diye düşünüyorum. Diğer yandan da ben şu kendi şahsi olarak zaman zaman şunu sorgularım. Bu 3 Aralık'ta ve 10-16 Mayıs engeller haftalarında zaman zaman etkinlikler olur. Etkinliklerde biz kendi aramızda okullar olarak yaparız bunu. Ancak her zaman şu serzenişi yaşarım veya zaman zaman arkadaşlar bunu tartışırız. Tamam biz kendi aramızda yapıyoruz da aslında biz birbirimizi biliyoruz. Ben de diyorum ya. Yani. Nasıl tanıyorsunuz? İşte burada, sen bizim olan. Burada belki bir vesile olur. Bu sizin hani kendi şahsi yaklaşımınızla birlikte burada İnşallah. Davet ettiniz bizi. Bu da bir vesile olur belki. Bu haftalarda bu okulların işte Pamukkale TV her gün bir okula gelip de böyle bir çekim yapmış olsa Çamlık'ta ne oluyor? İşte Başak'ta neler yapılıyor? Ne bileyim diğer öz eğitim okullarında neler yapılıyor anlamında. Bu çocuklar evet hani dışarıda otobüste veya parkta gördüğümüzde şöyle biraz hani çekinerek acaba bir şey mi yapar gibi çekinerek davrandığımız çocukların okullarda ne tür ürünler ortaya koyduğunu belki de görmüş olsak bu anlamda deyip de böyle kendi kendimize de ya aslında ben de çok geride kalmışım diye de bir kendi kendime bir öz eleştiri yaparız diye düşünüyorum kendim şahsen. Daha çok geliştiririz diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu, bakış açımız değişir. Evet, ondan mutabız. Evet, evet. Şimdi benim bakış açım değişti mesela. Yani bu sadece şahsında değil belki de hani sayenizde tüm izleyenler inşallah. İnşallah. Ya ben her zaman söylediğim gibi bir aileye dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Gerek yok yüzlerce aileye dokunmak. O an ihtiyacı kimse ona dokunuyorsak ne mutlu bize. Ben yani şaşkınlık da yani düşünüyorum. Yavuz hocam da saydı. Ona yakın meslek dalı icat eden çocuklarımız var. Bunlar kimler? Özel çocuklarımız. Evet. Biz karşıdan baktığımızda
işte çocuklar servise bindiriliyor. Heh. İçeride servisten gönderiliyor okulda. Evet, evet. Okulda öğretmenler evet karşılıyorlar. Evet. İşte bakım evi evet, gibi evet. Şu saatte tuvaletinizi yiyeceksiniz, bu saatte yemeğinizi, mamanızı yiyeceksiniz. Öyle bir dünya yokmuş. Yani. Farklı değil mi? Dünya farklı. Yıllar öncesinde sadece bir şey, herkes şey hatırlar. Bir galoş üretimi vardı okullarda. Galoş mu üretiyorsunuz? Her zaman ilk soru odur. Galoş mu üretiyorsunuz diye. Yok işte ürünler ortada yani. Sadece galoş değil. Galoş artık çok geride kalan bir ürün. Hocam anlatacaksınız. Evet. Evet. Anlatacaksınız. Bu anlamda evet. Kapıları tak tak çalmayacaksınız. Kesinlikle. Ayağınızla vuracaksınız. Siz ayağınıza vurduğunuz müddetçe hepimiz, bizler de insanın sonuçta diyeceğiz ki ha tamam burada bir şey varmış. Evet. Biz ne kadar sizi ön planda tutabilirsek inşallah tutacağım. İnşallah. Ben olduğum müddetçe tutacağız inşallah. İnşallah. Pamukkale TV'nin verdiği yetki neticesinde. Evet. Elimizden geldiği kadar anlatacağız. Avrupa'daki dostlarımıza anlatacağız. Tatilleri yapmaya geldiklerinde gitsinler. Araçlarını işte Yavuz hocamın orada yıkasınlar. Dolasınlar. Evet. Türk tarihine ait şey varmış yani sergi varmış. Çalışmalar evet. Baksınlar. Mutlu olsunlar. Evet. Şimdi biz bunları görmediğimiz zaman, duymadığımız zaman, anlatamadığımız zaman kendi kendimize diyoruz ki evet otobüs durağında o kardeşlerimize yer vermiyoruz. Kaçıyoruz kendimizden. Veya otobüslerde falan filan anlatılacak çok şey var aslında. Evet, evet. İşte kaldırımlara araçları park ediyoruz. Evet. Ben bilinçlendiğimiz konusunda %1 bile değiliz. Ben net söyleyeyim bunu da yani siz mütevazi oldunuz. İşte geliştiğimiz konusunda değil. Peki ben şunu da sormak istiyorum hocam size. Şimdi tabii ister istemez hayat şartları çok farklı. Evet. İnsanların yaşam tarzları farklı, ailelerin yaşam tarzları farklı, ailenin psikolojik sorunları farklı. Evet. İşte çocuk olduktan sonra da çok farklı. Çocuk özel olduğu zaman da daha çok zor, farklı. Daha farklı. Peki ailelerle ulaşıyor musunuz hocam? Sizler ulaşabiliyor musunuz? Ulaştığınızda uğraş varsa uğraşıyor musunuz hocam? Yani hem çocuk hem aile ulaşım koordinasyonunu yapıyor musunuz? Bu velilerle iletişim konusu sadece bizim değil tüm eğitim kurumlarının bir kanalı. Hocam sizi soruyorum ben size. Diğer kurumlar. Bizim açımızdan. Siz çok özel hocam. Ulaşma konusunda bir sıkıntımız yok. Evet. Ulaşıyoruz bu anlamda. Bir de özel eğitim okullarında şöyle bir durum da söz konusu. Yani özel eğitim okullarına has diye düşünürüm ben onu. Şimdi sadece çocuğun okuldaki sorunları değil, ailenin herhangi bir sorunu varsa onlara da biz müdahil olmaya başlıyorsunuz. Belediyeden bir yardım mı alacak? Ona da siz destek oluyorsunuz. Veya işte sosyal yardımlaşmadan ne tür yardımlar alacak? Onlara da destek oluyorsunuz. Neden? Çünkü artık aileyle bir bütün olmaya başlıyorsunuz. Neden? Sadece çocukla birlikte anne babaya da destek olmak, yardımcı olmak da bizim asli vazifemiş gibi ona dönüşmeye başlıyor zamanla. Bu anlamda karşılıklı bir etkileşim oluyor. Sonra okula mezun olurken de o aile ki büyük bir çoğunluğu zaten bir memnuniyetle ayrılmak istemez ama bir takım ailelerde belki beklentileri daha fazla olduğu için %100 insanın olduğu yerde hizmet sektöründe %100 memnuniyet tabii ki mümkün olmuyor. Çoğu ailede bu anlamda ayrılırken işte ayrılmak istemezler. Bu karşılıklı bir etkileşim oluyor. Neden? Zamanla sadece çocuğa işte okulda örgün eğitimle, eğitim ortamındaki eğitimin dışında kardeşinin bir sorunu varsa onlara yardımcı olmak, anne babanın bir sorunu varsa onlara yardımcı olmak. Daha ötesi çocuk özelinde aile arasında bu soruna da dönüşebiliyor. Yani aile içi sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu anlamda konu eğer bu bizim tespit ettiğimiz bir konu olursa bunların da gerekli kuruluşlara yönlendirilmesiyle birlikte onların da oralardan destek alması şeklinde de bu konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada karşılıklı bir etkileşim var ve ailelere ulaşıyoruz. Bu konuda hiçbir sorunumuz yok. Ki bunu nerede test ettik? En büyük test etme durumumuz hiç istemeyen durum pandemi sürecinde. Nasıl? Burada işte bizim öğrenci sayımız diye daha az. Neden? İşte en çok belki Çamlı'nın öğrenci sayısı 200-300 civarlarda. Diğer okullarda bu hep 100 ve altı sayılarda. Tüm ailelerin sonuçta iletişim olanaklarıyla birlikte bu pandemi sürecinde öğretmenler ödevlendirmeler yapıp onların karşılığında işte neler yaptı, neler yapmadı, öğrencilerimiz günlük hayatta ne yapıyor anlamında bunların takibini yapabildiler. Bu anlamda ulaşımda hiçbir sıkıntı yok. Ailelere ulaşıyoruz. Herhangi bir olumlu olumsuz bir şey olduğunda yani bizim yaptığımız süreçlerle ilgili olumlu olumsuz bir şey olduğunda anında bize yansıtıyorlar. Biz de bu bizim çözebileceğimiz bir sorun ise, bizim inisiyatifimizde çözmemiz gereken bir sorun ise bunları çözme yoluna gidiyoruz. Eğer bu bizim dışımızda başka kurum ve kişileri ilgilendiren bir sorunsa en azından aileleri bu konuda bilgilendirip de işte şöyle yapsanız iyi olur anlamında destek olma şeklinde de böyle bir karşılıklı bir etkileşim, güçlü bir bağ var aileler arasında. Bir diğer yandan şöyle bir informal bağ da var birçok okulumuzda. Öz bakımı sağlayamayan çocuklarımızın aileleri okulda bekliyor. Bu hem çocuğa destek olma anlamında hem de aslında şöyle tanımlayabiliyoruz biz bunu. Aileler kendi aralarında aslında orada bir etkileşimle birlikte bir destek olma faaliyeti yürütüyorlar. Kendi kendine aslında terapi yapıyorlar. Nasıl?
Sonuçta anne çocuğu okula gönderdi. Tek başına evde kaldığı zaman burada belki kendi dünyasıyla artık kendi kendine böyle bir dünya kuruyor. Ancak okula geldiği zaman ne oluyor? Benzer özellikleri olan çocukların aileyle birlikte bir etkileşim kurarak orada sonuçta yaşanan sorunlar, zorluklar benzer birbiriyle. O zorlukla birlikte nasıl aştığı, birbiriyle en azından konuşarak birbirlerine destek oluyorlar. Bu anlamda da böyle bir ailelerin kendi aralarında kurdukları böyle bir informal bağ ile birlikte bir destek hizmeti de oluşmuş oluyor okullar sayesinde. Hocam siz mevcutu takılı kalmayın lütfen ya. Şimdi buyurun. 100 öğrenci, ben 1000 öğrenciye bedelsin orada. Estağfurullah, burada... Estağfurullah değil hocam. Ya şimdi çocuk yani dünya farklı o çocukların. Evet. Yani dünyaları her farklı. Şey, her şey sizin farklı. De dünyanız çok farklı. Evet. Onlarla çok ayrı dünyalarda evet. yaşıyorsunuz. Ve ortak yerde buluşmak mecburiyetiniz var hocam. Kesinlikle. Kolay değil bu. Evet. Sabır işi. Evet. Yavuz hocam da dedi sabırlı. Evet, sabır. Sabır işi. Evet. Bu sabırı da önce siz aşmanız lazım. Yani. Yani neden ona? Bir damar, o sinir damarları alınmış yani gibi. Sinirleri alınmış gibi davranmak zorundasınız. Ha, sonuçta insanın zaman zaman bizim de böyle bir gerildiğimiz, ondan sonra böyle sinir kasayımızın yükseldiği zamanlar oluyor. Tabii burada çocuğa ve aile kesinlikle. Burada ne olur? Kendi kendimize belki yaşıyoruz. Bu anlamda belki günün sonunda kendi kendimizi rahatlatarak bu aşmaya çalışıyoruz. Bu da bu işin zorluğu kısmı. Yani böyle deyip de peki biz şikayetçi miyiz? Hayır. Evet, zorlukları var. Dediğiniz gibi belki diğer okullar, normal okullarda, normal öğrencilere çalışan okullarda onların da zorluklar var ama gün içerisinde... Aynı dili konuşuyorlar ama. Aynı dili konuşuyorlar. Biz sonuçta belki zihinsel engelli bir öğrenci anlatıyorsunuz ama siz anlattığınızı aynı düzeyde anlıyor mu? Hayır. Defalarca anlatıyorsunuz. O anlamıyor. Yeri geldiğinde aileye. Siz ona anlatıyorsunuz. O aileye farklı aktarıyor. Bu anlamda iletişim çatışmaları doğabiliyor. Ertesi gün anne baba geliyor. İşte çocuğa ne anlattığımı tekrar ona ifade ediyorsunuz. Belki aynı işi, aynı çok ufak bir sorunu birkaç defa, 4-5 defa tekrar ederek ancak çözüme ulaşabiliyorsunuz. Bu anlamda dediğiniz gibi belki hani 1'e 10, 1'e 100 belki katsayı itibariyle diğer çocuklara oranla baktığımız zaman zorluğumuz var. Ama hep söylediğim, özellikle vurguladığım şey, bundan şikayetçimiz hayır. Vicdani anlamda bu bizim işimiz. Zevk alıyoruz. Yani zevk alıyoruz derken hani bu anlamda işi yaparken severek yapıyoruz bunu. Şikayetçi değiliz. Bu anlamda yapmak zorundayız, zorundayız. Anladım. %10 dediniz ki bir engelli hep yani genel bir istatistik var dediniz. Evet. Tabii burada kurumlara göre dağılımı söylediniz. Evet. İşte devlet okulu olarak sizin de özel okullarınıza da evet. gelen sayı belli. Evet. İnşallah daha az gelir de. İnşallah. Yani İnşallah. O gelmesinden değil. Evet. Amaç burada aslında var olan bir şeyi evet. nasıl iki tarafı rahatlatır onu konuşuyoruz aslında. Biz şakşakçılık yapmıyoruz. Evet. Aman öyle çocuklar olsun da sizin okulunuzda olsun yani, amaç yani. Değil. Siz öğretmenler başka kurumlarda da görev alırsınız. Sıkıntı evet, yok ama evet, evet. işte bunun altyapısını nasıl yapıyorsunuz? Önce ben bir de şunu okul altyapısını. Mesela dediniz ya her yani nasıl anlatayım onu? Engel kısmına göre. Evet. Yani zihinsel, az zihinsel. Evet, evet, evet. Kulaklar duyuyor, duymuyor. Anladım. Şimdi öğretmen girdiği zaman az işitme, az daha işitme. Yani nasıl ayırıyorum? Yeni öğrenmiş oldum. Yavuz Öze'den öğrendim yani. O da anlatınca ondan öğrendim. Yoksa bilmiyordum. Yani böyle bir sınıfı mı ayarlıyorsunuz? Altyapıyı nasıl kurguluyorsunuz hocam? Yani sınıflarda 10'ar kişilikmiş. 11'er kişilik. En fazla. Yani, en fazla 10 kişi. Yani burada 5'ten itibaren örneğin 6 kişi var. Sınıf sonra oluyor. 6 kişi sınıflar da var. En fazla 10 kişi. Yani şunu sormak istiyorum buyurun, hocam. Buyurun. 3'ü az işitme. 3'ü normal işitme. Hocam aynı ses tonunu kullanması lazım yoksa çocukları ayrı bir yere mi koyuyorsunuz? Şimdi burada Başak özelinde mi yoksa genel olarak bir ifade mi? Başak özelinde konuşacaksınız sonra tamam. genelde bildiğiniz için. Şimdi Başak özelinde Başak Özel Eğitim Meslek Okulu hafif düzey zihinsel yetersiz olan yani nasıl? Şimdi ortaokul diyelim ki 8. sınıfta bir öğrencimiz var. Zaten 8. sınıfa kadar bizim okula gelmesi potansiyeli bulunan nedir? Herhangi akranlarına herhangi bir alanda yani zihinsel alanda geriliği olan bir çocuk rapor almıştır. Bu çocuklarımız ya kaynaştırma eğitimine devam ediyordur herhangi normal okulda, bir evet. ortaokulda ya da gene bir herhangi bir ortaokulda özel eğitim sınıfındadır. Bu çocuklarımız 8. sınıf bitirdikten sonra gene rehber araştırma merkezine gidiyorlar. Rehber araştırma merkezi bu çocuğun durumuna bakarak bu çocuk işte özel eğitim meslek okulu olan bir okula gidebilir anlamında rapor verdikten sonra bizim okulumuza gelebiliyorlar. Peki bizim okulumuza geldikten sonra sınıflar nasıl oluşuyor anlamda? Ben onu soruyorum. Orada. Önemli olan o. Şimdi burada çerçeveyi çizen kurum, iki kurum var. Hastane tıbbi raporu veriyor. Çocukların durumuyla ilgili orta, ağır, çok ağır anlamında biliyorsunuz heyet raporları veriliyor. Tamam. Sonraki aşamada rehber araştırma merkezi de
burada eğitim boyutunda hangi okul türünden eğitim alması konusunda rehber garantileme merkezi eğitim boyutuna müdahil oluyor. O da tamam. Burada rehber garantileme merkezi gönderdiğinde bize gelen öğrenciler, işte meslek okuluna gidebilecek öğrencilerin düzeyleri birbirinden çok farklı değil. Yani zihinsel yetersizlik itibariyle. Ne bileyim, kendi arasında tabii ki normal okulu düşünün mesela 90 kişilik normal bir sınıfta nasıl çok işte başarılı, akademik anlamda iyi öğrenciler olduğu gibi daha az akademik başarılı olan öğrenciler olduğu gibi bizim okuluna gelen öğrenciler arasında da kendi alanında farklı özellikler olan, yani çok ileri düzeyde zihinsel, yani kendi sınıf içerisinde diyorum, yani hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olup da o sınıflama içerisinde daha geri düzeyde, daha ileri düzeyde çocuklar pekala vardır. Bu anlamda kendi içinde yaş grubu, cinsiyet grubu, böyle sınıflamalarla, yani bir 10 kişilik sınıf baz alalım. 10 kişilik sınıfında işte cinsiyet itibariyle 10 kişisi erkek, 10 kişisi kız değil. Burada cinsiyet itibariyle bir sınıflama nedir? Yarı yarıya. Sonra zihinsel yetersizlik itibariyle baktık ki sonuçta gelen rapordan, işte ilk görüşmelerde, öğretmenlerinin çocuklarla birlikte karşılıklı olarak etkileşimlerinde çocuklara bakarak benzer özellikleri olan öğrencileri aynı sınıfa yerleştirerek böyle kendi işimizde bir deneyimimize bağlı olarak bir takım yerleştirme yapıyoruz. Koordinasyon yapıyorsunuz. Evet. Sorumun asıl sorusuna geliyorum. Buyurun. 3 kişi var. Evet. 3 kişiye de sınıf açıyor musunuz? Sonuçta alt sınıfta bir sınır yok. Yani bir öğrenci gelse sınıf açıyoruz. Üst sınırda bir sınıf var. Siz özelsiniz o zaman. Adı sınıf, özel eğitim. Tamam. Üst sınırda şöyle 10 sınırı ne? Peki 10 öğrenci geldi 11. alamıyor. Hayır, öyle bir şey yok. 10 öğrenci gelince 11.den itibaren 2. sınıf açılabilir şeklinde ifade edebilirim onu. Yani alt sınıfta bir öğrenci geldi, evet sınıf açıyoruz. 1, 2, 3, 1'den 10'a kadar bir sınıf. 11'den itibaren 11 ile 20 arası 2. sınıf olmuş oluyor. Yani üst sınır 10 sınıf. 10 çok öğrenci. Güzel. Yani özel 10. bir eğitim vermiş kesinlikle, kurum gibisiniz. Evet. Yani bir devlet kurumu değil, sanki özel evet, bir eğitim evet, vermiş kurum gibisiniz. Bugün ben çok güzel şeyler öğrendim aslında. Hayatıma renk kattım. Kendi açımdan. Bu karşılıklı olduğunu düşünüyorum şöyle. Zaman zaman sizin sorduğunuz sorularda da acaba ben de hani biz de bir takım şeyleri eksik yaptık mı? Nerelerde eksik yaptık mı? Neler yapabiliriz anlamında da. Sorgulamak benim haddim değil de. Kendi kendimi ben aslında kontrol ediyorum. Özel eleştiri yapıyorum. Ben şimdi izleyici bazında sorularımı sorarım. Ya bazen işte soru getirirler. Ben soru almam. Anladım. Yani bu sorular sorulacak. Evet. Konuğuma der ki biz İnsanız. Evet. Siz de bizim misafirimizsiniz. Biz evde misafirlerimizi nasıl karşılamak gerekiyorsa, nasıl uğurlamamız gerekiyorsa o şekilde. Biz misafirlerimizi zor durumda bırakacak hal ve hareketlerde bulunmam. Benim programlarda ben kimseden soru almıyorum efendim. Güzel. Özgün program yapıyoruz. Evet. Özgün, doğaçlama. Evet, evet. Ne gerekiyorsa onları konuşuyorum. Hı-hı. Ben hayatın içerisinde izleyicilerimiz sizi tanıması için neler sorması gerektiğini, mesela ben hocama şunu sorabilir miyim diye düşünürken ben onu soruyorum aslında. Sorgulamak amaçlı değil. Soru anı dediğinizde belki hani kendimce böyle eksik açıklama yaptığım bir kısım. Eksiğiniz var hocam çok. Şöyle. Ne eksiğiniz var? Okulun. Anlatamam mısınız hocam? Anlatamam mısınız yani? Işte, okulun yani yeri itibariyle bir belki eksik bıraktığım bir onu ifade edeyim. Yok estağfurullah hocam, siz özelsiniz zaten. Estağfurullah. Ben dedim ya, bu işi fedakarlık, vefakarlık, cefakarlık yapan bir iş. O ayrı. Bunu anlatmak lazım. Evet. Gözümüzün içine sokmanız lazım. Evet. Özel okullar bizim gözümüzün içinde değil, kulağımızın içine sokuyor. Sizden de sokmanız lazım. Bunlar kolay elde edilmiyor hocam. Yani sizin çocuklara bakış açınız, çocuklara sabırlı bir şekilde çocukları hayata kazandırmanız. Düşünüyor musunuz? Belki çocuk tek başına hayatın ya iki ailesiyle, annesiyle, babasıyla bir de kendisi olacak hayatı boyunca. Ama siz ona ne yapıyorsunuz? Kucağınızı açıyorsunuz, arkadaş edindiriyorsunuz. Evet. Ayrıca anne baba da ediliyorsunuz. Evet, evet. Yani kolay değil bunlar. Evet. Ben son sorularıma geçerken hocam, size de sormak istiyorum hocam. Sizin okulunuza destek ne istersiniz mesela? Okulumuza destek anlamında. Yani maddi, şöyle, manevi, insanların girip kapınızı çalması, tüm desteklerden kastım. Siz anladınız. Ne istiyorsunuz hocam? Şimdi... Bu okulun, soruyu ben soruyorum. Kendisi okulun diyor. Adresi olarak belki onu tarif etmemde fayda var. Yeni açıldığı hiç için. Hiç problem değil hocam. Şimdi serbestsiniz burada. Asyeroğlu hepimiz biliyor. Denizli özelinde denizi yaşayanlar, denizi bilenler biliyordur. Başak heykelinin bulunduğu yerin üstünde. Hali hazırda zaten orada 1984 yılından beri bir Yeşilköy İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu vardı. Evet. Burada ikinci katı bakanlığımızın tasarrufuyla birlikte Denizli'de, tabii Denizli büyüyen bir şehir, gelişen bir şehir. Denizli kadar nüfusu olan birçok ilde ikinci hatta üçüncü bu türde özel eğitim meslek okulu açılan iller var. Yaz aylarında işte bakanımızın tasarrufuyla birlikte burada yine okul açıldı. Server Gazi Başak Heykeli'nin üstünde. Şimdi destek anlamında ne olabilir anlamında
biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi fiziki anlamda ve ekonomik anlamda bakanlığımız her türlü ihtiyacımız karşılıyor. Diğer yandan farkındalık oluşması açısından ne olur deniz halkımızın çevremizdeki yaşayanlar olabilir veya uzak çevreden gelenler olabilir. Gene siz hani ifade ettiğiniz gibi Avrupa'dan izleyicilerimiz de keza yaz saatinde geldiklerinde herhangi zamanda denize geldiklerinde okulumuzu ziyaret edebilirler. Bu çocuklarımız neler yapıyor? İşte ürünler neler yapıyor? Bu çocuklarımız hani hep böyle o yanılgıdan yola çıkıyoruz ya. Okula gelip de sadece bakım hizmeti mi alıyor? Ne tür eğitimler alıyor? Hangi ortamlarda eğitim alıyor? Sabah işte okula geldiğinde saat 3'e 4'e kadar bu çocuklar hangi ortamlarda, ne tür fiziki şartlarda, ne tür eğitimlerle, hangi içeriklerle eğitim alıyor anlamında bizi ziyaret edebilirler. Biz bundan memnuniyet duyarız, şeref duyarız, onur duyarız. Başımız üstüne bütün misafirlerimiz. Biz de dilimizin döndüğünce bunları anlatırız gelen misafirlerimize. Diğer yandan da bu belli günlerde işte sadece biz bize bir kendi aramızda etkinlik yerine engelliler günlerinde ve haftalarında belki diğer okullar veya diğer sivil toplum kuruluşları ya da bütün halkımız okullarımızı ziyaret ederek bu günlerde bu çocuklarımızı tanıma, ailelerinizi tanıma ve belki onlara destek olma anlamında bir takım etkinlikler yapılabilir. Yine basın ve medya kuruluşları açısından da işte zaman zaman bu tür programlarla birlikte biraz önce ifade ettiğim gibi yani siz soru sordukça da ben kendimce acaba buradan ben de bir şeyleri eksik bıraktım mı anlamında sorgulama da geçirdim. Bu da iyi bir şey. Tabii güzel çünkü bir şey. Çünkü kendimizi geliştirme anlamında iyi tabii, bir şey. Tabii güzel bir şey. Çünkü siz beni çağırmasın ben çok iyi yapıyorum deyip kendi kendimi böyle pohpohlayıp da aslında birçok şeyi belki yanlış yapmaya devam edeceğim. Ha, bu tür öz eleştiriyi getirir. O tür ziyaretler... Böyle ne bileyim işte çok yani çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir diye zaman zaman bu tartışma olur ya. Farklı ülkeler, farklı deneyimleri yaşamış insanların bizim okullarımıza gelip de en azından ha ben işte Almanya'da şöyle bir okul görmüştüm, şunları görmüştüm şeklinde deneyimlerimizi paylaşması da, kendi deneyimlerini bizimle paylaşması da bizim en azından yeni öngörüler kazanmamız, bu deneyimlerinden istifade etmemiz açısından da bize katkı sağlar. Bunları da bekleyebiliriz. İlla Avrupa'da yaşaması şart değil. Belki yurt dışına giden birçok işte vatandaşımız var. Hemşehrilerimiz var. Bunlar da zaman zaman gelip de farklı örnekleri bizimle paylaşabilirler. Bunlar bizim için onur duyacağımız, gurur duyacağımız şeyler olur. Şu bizde olmaz kesinlikle. Ya biz işimiz biliyoruz. Yok böyle bir şey. Böyle bir hani ne bileyim tırnak içinde diyorum böyle. Ukalalı falan yok. Her türlü görüşe, desteğe, öneriye açığız. Burada illa öğrencimiz ve velimiz olması şart değil. Yoldan geçerken de işte hocam ben izledim böyle böyle bir okul varmış siz ne yapıyorsunuz deyip de beni sorgulayabilir, bizi sorgulayabilir, neler yapıyorsunuz? İşte hangi öğrenciler buraya gelip de gönül rahatlığıyla gelip bize hem merak ettiği soruları sorabilir ve kafasına takılan bir takım şeyleri veya daha önce yaşamış bir takım olumsuz örnekler vardır çevresinde, eğitim kurumlarına vesaire veya bizim de ilgili yaşadığı örnekler vardır. Bunları paylaşıp da bizim gelişimimize de katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Hocam program bitti. Peki teşekkür ediyoruz. Bu program bitti ama tabii biz bu programları burada bitiriyoruz. Ama söylediğim gibi söz veriyorum inşallah. Yani i̇nşallah. Eğer Pamukkale TV'de destek olursa yönetimi gidip okullarda kapınızı çalacağız. Evet. Beraber birlikte neler yapıyorsunuz? Evet. İzleyicilerimizin ve bizim gözümüze sokacaksınız böyle. Diyeceksiniz bakın biz bu okulda bunları yapıyoruz. Evet. Biz bu tür deneyleri, bu tür faaliyetleri yapıyoruz diyeceksiniz evet, hocam. Evet, inşallah. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Ben son olarak tekrar böyle bir ortam şimdi sağladığınız için size ve şahsınızda tüm Pamukkale TV yönetimine teşekkür ediyorum. Bu hem kendimizi ifade etme anlamında bir araç oldu. Diğer yandan da kendi kendime hep ifade ettiğim gibi kendimizi geliştirmek için de bir öngörü, içgörü geliştirmemizi de sağladı. Çünkü ben buradan giderken de şimdi aslında şunları yapsak daha mı iyi olur anlamında bir düşünceyle de gitmiş olacağım. Bu da sıcağı sıcağına bazı notlar da alacağım tabii. Sonrasında onlara yönelik çalışmalar yapacağız. Bu anlamda tekrar teşekkür etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet sevgili izleyiciler, bir çapraz açı programımızın daha sonuna geldik. Bir başka çapraz açı programında buluşmadan demeden önce yine tekrardan söylemek istiyorum efendim. Eğer aracınızı yıkatmak istiyorsanız veya eğer özel eşyalar almak, özel hediyeler sevgilinize, eşinize, arkadaşlarınıza özel hediyeler almak istiyor iseniz özel eğitim kurumları var efendim. Özel dediğim devlete ait. Özel çocuklarımızın özel eşyaları ürettiği bir okul. Oraları tercih edelim efendim. Araba yıkamalı ise hemen Bahçelievleri'de itfaiye var. İtfaiyenin üst tarafında bir okul var. Orada aracımızı yıkatıp özel çocuklarımıza da destek olabiliriz diyorum. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.